İşsizlik artıyor ancak iş adamları sanayide çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyor. Meslek liselerinde kaynak, metal doğrama, ısı işlem ve çelik dallarının bulunduğu metal teknolojileri bölümleri neredeyse kapanmak üzere. OKT Trailer yöneticileri ITV haber ekibi mikrofonuna yaptıkları açıklamada metal teknolojileri bölümünü yaşatmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söylediler. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, Mimar Sinan Teknik Meslek Lisesi'nde bir sınıf açtıklarını ancak bu sınıfa sadece 3 kişinin kayıt olduğunu belirtti. Metal teknolojileri bölümünün kapanmasıyla ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Kalifiye eleman bulmakta zorlanıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi konuyla ilgili eğer takip eden arkadaşlar varsa biz özellikle okulların karneleri verildiği gün Mimar Sinan'da bir sınıf açmıştık. Bu sınıf hem bizim tarafımızda düzenlenmiş ve tekrar elden geçirilmişti. O zaman da biz biraz yani bu konunun başlangıcı yine bu serüvenle başladı. Yine 19 Mayıs'ta bu konularla ilgili yetişmiş lisedeki belli bölümlerdeki arkadaşları bizim şirkete getirerek meslek dallarındaki yapmış olduğumuz işlerle ilgili ne yapabilirler onları göstermiştik. Bir tecrübe paylaşımı oldu. Daha sonrasında da vesileyle karne verildiği günde sınıfın açılışını yaptık. Bizim buradaki ilk çıkış noktamız özellikle metal teknolojileri gibi işin uzmanlık alanlarını gerektiren ve ara eleman açığını kapatabilecek tarzdaki bölümlerdeki öğrencilere daha fazla bu bölümlere çekip buraya bir dikkat çekme noktasında bir çalışmamızın bir standart başlangıcıydı. Bu anlamda çalışmayı yaptık ama ne yazık ki hemen arkasından biliyorsunuz karneler verildikten yaklaşık bir ay sonra falan öğrenciler diğer yani alttan yetişen gelecek olan mezun olmuş olanlar lisede diğer bölümlere kayıtlarını yapıyorlar. Ne yazık ki burada şey öğrendik. Yani bu bölümlere sadece 3 kişinin kayıt olduğunu öğrendik ve bu bizim için özellikle sanayi noktasında bir Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği bir unsur olduğu için ciddi bir problem bir durum. Yani bu demek ki bundan 4 yıl sonra biz oraya teknisyen anlamında yetiştirecek bir eleman bulamamış olacağımız anlamına geliyor. 3 kişinin başvuru yapması ve yine bu 2 dönem üst üste 3 kişi başvuru yapınca bölümlerde yeterli öğrenci olmadığı için kapanacağı anlamına da geliyor. Bu yüzden biz bu konuyla ilgili hem bu konuya dikkat çekmek hem de buradaki sıkıntıları dile getirmek için böyle bir kendi adımıza ifadede bulunduk. Siz de bunu zaten takip etmişsinizdir. Bizim bununla ilgili gerek okullar noktasında gerekse işgülle yaptığımız kurslarla bu konuları daha da bilinçli ve konuları daha da tecrübeli hale getirebilecek şekilde çalışmaları yürütüyoruz. OKT Trailer Fabrika ve Üretim Müdürü Hüseyin Serçe, kalifiye eleman yetiştirebilmek için kendi bünyelerinde bir akademi açtıklarını, eğitim verdikleri kişilere UMEM onaylı sertifika verdiklerini ve istihdam sağladıklarını ifade etti. Hüseyin Bey, sanayide eğer bu sınıflar açılmazsa meslek liselerinde kapanmaya devam ederse sanayide ne gibi sıkıntılar yaşanır? Sizden de bilgi alalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle çok sıkıntılı bir durum. Ben kendim şahsen İzmir Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi, ondan sonra meslek yüksek okulu okuyan bir kişiyim. Ama bizim zamanımızdaki meslek liselerindeki anlayış ile şu andaki meslek liselerindeki anlayış arasında çok farklı. Şu anda mesela çok aldığımız üzücü bir olay var. Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi'ndeki şu andaki metal bölümüne kayıt sayısı 4. Ama bunun karşılığında bilgisayar sınıfına kayıt olan kişi 68. Yani dolayısıyla bunun bir özendirici olması gerekiyor ki biz OKT Trailer olarak biz üzerimize düşen görevi özendiriciliği yapıyoruz. Genel müdürümün de anlattığı gibi Mimar Sinan'a çok güzel bir sınıf hazırladık. Bu sınıfta arkadaşlarımızın tam da karne günüydü, karnelerini dağıttık. Bu bir özendirici bir çalışma. Diğer kuruluşların, Aydın'daki büyük sanayi kuruluşlarında böyle bir özendiriciliğe yeltenmeleri ki bunları tahmin ediyorum yapılıyor. Bizim dışımızda da yapanlar var, görüyoruz. Yani özendirici olmakta büyük fayda var. Yoksa nitelikli eleman bulmakta hakikaten çok zorlanacağız. Biz ne yapıyoruz? OKT Trailer olarak kendi OKT akademimizi kurduk. Kendi nitelikli elemanımızı kendimiz yetiştiriyoruz.
OKT Trailer İnsan Kaynakları Sorumlusu Kazım Önder ise OKT Trailer ailesine katılmak isteyenlerin sadece insan kaynaklarına başvurmasının yeterli olacağını söyledi. Senin akademisine kaydolmak için hangi şartlar gerekir? Kazım Bey, sizden de bunları öğrenebilir miyiz? Ben kısaca sayın değerli müdürlerimin bahsettiği gibi bir İK'cı olarak, bir insan kaynakları olarak ve 10 yıldan beri Aydın sektörünün içerisinde olan biri olaraktan özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bizim OKT Trailer olarak önce yaptığımız iş şu. Bizim sanayimizin ve sektörümüzün insan kaynağı anlamında neye ihtiyacı var ve elimizdeki insan kaynağı nedir ve bunu ne şekilde eğitip kaynağı nasıl kullanabiliriz noktasında çalışmalar yapıyoruz genel anlamda. Birincisi yasal şart 18 yaşını doldurmuş olmaları, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek düzeyde olmaları gerekiyor ve tek istediğimiz nokta şu: ben sanat öğrenmek istiyorum, ben bu işi öğrenmek istiyorum ve ben bu ailenin içinde olmak istiyorum diyen her arkadaşa kapılarım sonuna kadar açık. O arkadaş hiçbir şey bilmiyor olabilir. Sadece ilgisi olsun, biz önüne beyi koyup kendisine bilgi olarak geri kazandırıyoruz.